Çabuk ol. Kazım, benim param ne olacak? Verin parasını. Cinayet mi? Philadelphia tiyatrosundan. Hemen görevli bir ekip gönderiyorum. Şimdi beni dinleyin. Olay yerinde rastlanacak şüpheli veya cinayetle ilgili olabilecek herkesin ifadesi alınacak. Dikkatli olun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim, beni çağırtmışsınız. Şehirde bugün işlenen cinayet için seni çağırttık. Bu cinayetin failini yakalamalısın Gazi. Fakat ben izinliydim hani efendim. Bu işi de bitirir, izin yaparsın. Peki bir ipucu var mı? Şehirde Tarık diye bir turist var. Bütün şüpheler onda toplanıyor. İşte bu da fotoğrafı. Adı Tarık öyle mi? Bir de Türkiye'den bir ajan gelecek bu işin Gazi, beraber çalışacaksınız. Siz hiç merak etmeyin efendim. Güvenin bana. Tarık denen adamın izini bularak başlayacağım işe. Hadi gidelim. Bekleyeceksin! Ne istiyorsunuz benden? Şimdi beni dinle küçük kız! Bir müddet burada kalacaksın! Senden istediklerim var! Sizin istedikleriniz beni ilgilendirmez! İlgilendirmez ha! Öldürürüm seni, öldürürüm! Thank you.
Öleceksin güzelim. Hayır! Şeyiniz yok ya. Yok. Beni kurtardınız. Size teşekkür ederim. Önemli değil. Sadece bir tesadüf. Kimdi bu adamlar? Tanımıyorum. Benden ne istediklerini de bilmiyorum. Hmm. Nereye gideceksin? Interkontinental'de kalıyorum. Sizi otele kadar götüreyim. Zahmet olacak size. Zurnada peşrep olmaz kızım. Ne çıkarsa bahtına derler. Bazen köfte yersin, bazen çorba içersin. Aniden hücum etti bize. Kim olduğunu anlayamadık. Kendimize geldiğimizde ne kız vardı ne de o adam. Beceriksiz herifler! Polisi peşime takarsanız pişman ederim sizi. Defolun, yıkılın karşımdan! Selamünaleyküm. Buyurun, isteğiniz. Efendim, ben Tarık Bey'i görecektim de. 314 numaralı oda. Eyvallah efendim. Çekil ulan yolumdan! Ne istiyorsun? Seni! Sen Tarık değil misin? Benim! Sen burada kal, gel içeri. Alo? Sen misin Gazi? Ben Tarık, beni iyi dinle. Dinlemezsen hayatın tehlikede. Beni tehdit mi ediyorsun? Gerekirse öyle olur. Beni takip eden Gazi seninle beraber, ona söyle peşin bıraksın. İsminiz Gazi mi? Evet benim.
Ne söylemek istiyorsunuz bana? Size müze önündeki cinayetten bahsedecektim. Peki. Sizi dinliyorum, anlatın her şeyi. Cinayet benim yüzümden oldu. Beni kaçıranlar öldürdü o adamı. Kimdi seni kaçıranlar? Ne biçim adamlar? Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Peki nasıl kurtuldun onlardan? Bir yabancı kurtardı beni onların elinden. Onlardan birine rastlarsan beni gene ararsın. Akşama gel al. Uzun yıllar oldu. Önce Azem yetim kaldı. Sonra da işte gördüğün gibi. İnsanın ana vatanından uzakta, çoluk çocuğuyla tek başına kalması çok zor. Ya sen? Senin ne işin var buralarda? Ben ne desem, buraya gelmemin sebebi gezmek diyelim. Ama senin için memleket hasreti zor gelir, değil mi babam? Haklısın evlat. Kahve hazır baba. Önce misafirimize ver kızım. Hoş geldiniz. Kahve? Teşekkür ederim. Bakalım abi, nereye böyle? Hadi yürü.
Kim olduğunu söyleyeceksin. Sadece turistim. Şehirde hadise çıkarttın. Suçlusun. Ben mi? Hı-hı. Yanılıyorsunuz. Bana bir adam saldırdı. Kendimi müdafaa ettim. Suçlu arıyorsanız onu yakalayın. Kanunu zor durumda bırakıyorsun. Ben mi? Kim bu adam? Benim. Ben... Sen yalçın? Benim ya. Sen suçlu diye bu adamı mı getirdin buraya? Bu adamı getirdin sen. Türk emniyetinden. Polis bu. Meslektaşımız. Hoş geldin Yalçın. Hoş bulduk. Demek bu iş için geldiniz. Çok memnun oldum. Yalçın bize haber vermeden gelmiş. Böyle gelmemin sebebi... ...şehirde birkaç gün incelemede bulundum. Bu çok önemli bir iş. Yıllar sonra gene beraber olduk sizinle. Hı hı. Kısmette ördüne gelmek de varmış. İşiniz çok zor. Evet, bu iş oldukça önemli. İkinize de güveniyoruz. Yeryüzünde hiçbir suçlu kanundan kaçamaz. Adalet yerini bulacak. Öğrenebildin mi? Eskiden müze bekçiliği yapmış bir Türk var. Son ümidim onda. Kim bu adam? Neyin nesi olduğunu öğren. Milyonları kimseye bırakmam ben. Dediklerimi unutma. İstediğin zaman bana telefon edebilirsin. Güle güle. Nihayet... ...yıllar sonra seninle gene beraber olabildik. Başka çaremiz yok Gazi. Neden geleceğini önceden bildirmedin bana? Amman'a ilk defa geldim. Eğer sana haber verseydim... ...şehrin içinde bazı küçük incelemeler yapamazdım. Bizim gibi adamlar... ...ilk geldiği yere sessiz gelmeli. Evet, doğru söylüyorsun. Seni iyi tanırım, işini bilirsin. Bilmek mecburiyetindeydim zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zerrin, sekreterim. Hayda. Memnun oldum. Peki, bu olan hadiseler için kimden şüpheleniyorsun sen? Tarık adında bir turist var şehirde. Gittim kendisiyle konuştum. Ama sanırım ki delil olmadan bir şey ispat edemeyiz. İspat etmeliyiz dostum. Yalnız şehirde tek bir adam takip etmek boş olur. Önce şehirde kendimizi göstermeliyiz. Doktor, durumu nasıl? Üzülerek söylüyorum ki iyi değil. Kim yaptı bunu? Söyle babalık, söyle! Tarık! Baba! Öldü. Bu iş gitmesi kötü oluyor. Bu adamdan ne istediler? Ne istediklerini öğreneceğim. Tarık Şimşek'i göreceğim. Otelden ayrıldı efendim. Peki, teşekkür ederim.
Siz misiniz? Benim ya. Neden şaşırdın? Şaşırmadım. Birden sizi görünce. Hmm. Kaç gündür oteldesin? Beni kurtardığın günden beri. Otelde Tarık diye bir turist kalıyormuş. Onu arıyordum. Tarık mı? Tanımıyorum. Bana bak güzel kız. Seninle tanıştığımdan beri hissediyorum ki bazı tesirlerin altındasın. Bana anlatmak istemeyebilirsin. Fakat bir gün senin gibi genç bir kızın cesediyle karşılaşmak istemem. Sizi ararsam nerede bulurum? Eski bir dostumun evinde kalıyorum. Adresi bu. Sizi ararım. İstediğin zaman arayabilirsin. Bu çocuğu ne yapacağız? Bu çocuk bize milyonlar kazandıracak. Ona çok iyi bakmanız lazım. Öyle değil mi yavrum? Buyurun. Kimi aradınız? Yalçın Bey'i görmek istiyorum. Ne oldu? Beni mi istedin? Seninle muhakkak görüşmem lazımdı. Ne oldu? Anlat öyleyse. Geç şöyle. Tarık'ın adamını gördüm. Nerede? Karavan otele giriyordu. Onu uzaktan gördüm. Orada saklanıyordu. Öyle mi? Bana bak kızım, hani sen Tarık'ı tanımıyordun? Adamını gördüm, uzaktan devamlı beni takip ediyordu. Yalan söyledin bana, Tarık'ı da tanıyorsun, aldattın beni yalancı! Buyur, otur. Konuşmaya geldim seninle. Biliyorum dostum, bekliyordum seni. Hançeri paylaşabiliriz. Nasıl? Yarı yarıya. Çünkü çocuk benim elimde. Olabilir. Yarın Jaraş'ta bekleyeceğim seni. Gelirim. Tarık otelden gitmiş. Burası onun odasıydı. Yalçın'dan bir haber yok mu? Bizimle irtibatta olması lazımdı. Cinayeti kimin işlediği belli oldu. Gerisi bizim işimiz. Ben emniyete gidiyorum. Bir durum olursa beni telefonla ararsın. Tamam. Yalçın'la muhakkak görüşmelisin. O beni bulacak. Hoş geldiniz efendim. Bir arzunuz mu var? Buyurun. Bu otelde mi kalıyor? Oo, İbrahim Bey. Bizim otelde kalır. Birinci kat 19 numaralı odada. Teşekkür ederim. Bir oda istiyorum.
yalan söyledin. Tarık'ın yerini söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Dur, yapma. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Neredesin Gazi? Yalçın'dan bir haber var mı? Karavan otele gitti. Neden? Tarık'ın adamını yakalamaya. Bir saat sonra da bizi jarajda bekleyecek. Hadi öyleyse, yürü gidelim. Peki. Çocuk nerede? İçeride. Çocuğu konuşturamadık. Beni dinle oğlum. Bir gün dedenle buraya gelmişsiniz. Deden buraya bir hançer saklamış. Dedemi istiyorum. Gel yavrum, gel bak. Eğer o hançerin yerini bize gösterirsen biz de seni dedene yollarız. Hatırlıyorsun değil mi oğlum? O hançeri bize verirsen dedenin yanına gideceksin. Dedemin yüzü yandı amca, dedem öldü. Söylediysen pişman ederim seni. İnan bana, buradalar. Dedem öldü benim. Ölmedi oğlum. Seni bekliyor hastanede. Ya ablam nerede? O da orada. Peki, gelin benimle. Hadi. Dediğine göre buradalar Gazi. Bu sefer işleri tamam. Suçlarının cezasını çekecekler. Ben emniyete haber vereyim. Alo, ben Gazi. Alo, ben emniyet amiri. Söyle Gazi, seni dinliyorum. Size çok önemli bir müjde vereceğim efendim. Jaraş'ta suçluları ele geçirdik. Hemen gelin, sizi bekliyoruz. Demek Jaraş'talar ha? Aman çok dikkatli olun Gazi. Biz hemen yola çıkıyoruz. Uzun sürmez hemen geliriz. Hadi gidelim. Konuştun mu? Konuştum, hemen geliyorum. Yürü bakalım, göster neredeler, yürü! Sen burada kal, hiçbir yere ayrılma. Hemen yavaş hareket edelim. Daha hızlı, daha hızlı! Bir numara yaparsan karnını mermiyle doldururum. Yürü! Çabuk olun, yetişmeliyiz! Thank you.
bırakalım, ver hançeri. Bir anlaşmamız? Başka çaren yok. Vereceksin hançeri. Gördün mü hançer Kazım'ın elinde? Bu hançer için çok adam öldü. Hayatını düşünüyorsan yolumdan çekil Tarık. Beklediğimiz fırsat buydu. Onu yanlış yaptın Kazım. Çok konuşma. Teslim olun. Sakın bir hareket yapmayın! Hepiniz teslim olun! Bu İbrahim, senin adamın, o geçirmiş onları! Yürü! Teslim ol Kazım! Öldüreceğim seni! Thank you.
Allah'ın namına dur! Getirin. Alın götürün bunu. İşte burada. Müzeden çalınan hançer buydu. Bunu müze müdürüne teslim edeceğiz. Bay müdürüm. Bunda. Kalk ayağa köpek! Cinayetlerin hesabını vereceksin! Küçücük çocuğum! O masumu nasıl öldürdün? Kalk köpek! Dur, teslim ol! Hemen kaldırın şunu! Bu iş bitti efendim! Bütün cinayetleri Tarık işledi! Bu işi de başardın Yalçın! Götürün! Suçluları hemen nezarete alın. İlk sorgularından sonra savcılığa teslim edilip mahkemeleri görülecektir. Evet, bu tarihi hançer büyük gayretlerinizle ele geçirildi. Şimdi müzeye yerine teslim edilecek. Birlikte hareket edebildiğimiz için bu zor işi kolaylıkla başardık. Çok yardımın oldu. Ver elini sıkayım. Dostluğumuz ömür boyu sürecek galiba. Elbette.